Beni gördüğünüze pek sevinmediniz galiba. Hayır. Sadece şaşırdık. Biraz dolaşalım. Hem hasret gideririz, hem de sohbet ederiz. Bu adam düşmanımsa ben de bilmeliyim. Evet. Düşmanımız. Zamanında abimin en güvendiği adamıydı. Ama bize büyük bir kazık atıp Rusya'ya kaçtı. O günden beri ortalarda yok. Şimdi kendini tekrar hatırlatıyor. Ama ben onu hiç unutmadım. Çünkü bana hatıra olarak bunu bıraktı. Yapma Ekber, vazgeç. Acıyı ölenler değil, kalanlar yaşıyor. Boşa yorulma Saadet Hanım. İstediğim onun ölmesi değil. Bunu isteseydim çoktan yapardım. Ben onun en değer verdiği şeyi, gücünü elinden alacağım. Davut, sana adam emanet ettik, senin yaptığın işe bak. Abi hiç hissettirmedi. Aldı arabayı, sırra kadem bastı. İçinizden biri Poyraz'ı caydırmaya çalıştı. Baktı papuç bağlı, yüzüne gözüne bulaştırdı. İtibarını sarsan da bunu yapan. Git onu bul. Bu Poyraz denen adamı neden bu kadar koruyorsun başkan? He? Yoksa bununla başka bir hesabın mı var? Burada böyle konuşamazsın Zafer Bey. Burası devletin makamı. Sen devletin makamında oturan biri olarak milletin o yola ihtiyacı olduğunu gayet iyi biliyorsun. İhaleyi yenile. Başka bir talebimiz yok. Bin lira ver. Dur, bin. Ne yapıyorsun? Bin. Kim lan bu adamlar? Bilmiyorum. Bilmiyorum, Allah belanı versin, hiçbirisi bilmiyorum. Bak şimdi. Lan Allah zaten belanı verdi. Senin belan benim ulan. Bak, sakin ol. Aracılar vasıtasıyla görüştü. Kimliklerini gizlediler. Adamların büyük olduğu nereden biliyorsun? Yoksa o aracı sen misin lan? Abi, yemin ederim değilim. Günahsız bir adamı öldürüyorsun. Benim bir suçum yok. Kahretsin. Bu adamları gözünle göremezsin. Onlar işlerini kendi yapmaz. Seni içeriden çıkarmamın sebebi o adamların peşine düşüp kendini tehlikeye atman değil, babana son görevini yapabilmendi. İntikam için sabredeceksin. Kurtuluşun anahtarı bu mu? Demek anahtarı buldun. Ama senin kurtuluşunun anahtarı o değil. Peki bu neyin anahtarı abi? Sabır yeğenim. Zırt dediniz, durdunuz. Kırmızı ışık yandı, ne yapsaydın? Benim arabamda sizinki gibi ABS zımbırtısı yok. Ne yapayım? Zıplayıp üstünüzden mi geçseydim? Nereden buldun bu adamı? İşte bu sabah arabama çarptı ya. Çarptılar, bana çarptılar. Bu sabah kaza yaptı. O adamın resmini çekmiştim. Gerekli tedbirlerin alındığını sanıyordum. Size güvenmek de hataymış. Ne oluyor Kasım? Nereden çıktı bunlar? Değişen dengeler doğrultusunda neler yapabileceğimizi görüşmek üzere toplandık. İzin verirseniz görüşmeye başlamadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii Hilal'ciğim. Ben ve annem bize kalan mirasın yönetimini ve tasarrufunu Bahar'a devretmiş bulunmaktayız. Bundan sonra yönetimde hisselerimizin akıbeti Bahar tarafından belirlenecektir. Avukatın olarak mı? Hayır, hisselerin sahibi olarak. Ama Bahar aileden bile değil. Hayır, aileden. O benim kızım. Neden kızım olduğunu da sen gayet iyi biliyorsun. Thank you.
Seni ben bırakayım. Poyraz buraya gelecek. Yanında olmak istiyorum. Abi. Toplayın şunları. Abi iyi misin? Yaranız ağır. Önemli değil, gidelim. Hayır, ambulans çağırın. Hemen Poyraz, hemen. Zaman yok, arabayla gidelim Seher. Poyraz, kanıma artacak, yarası çok kötü. Abi. Adamları hallettik abi. Şu arabayı yakına getir Davut. Adamları hallettik mi? Tamam abi. Hadi abi. Hala devam ha? Evet. Burası çalışmak için uygun değil. İstersen odan hazır olana kadar benimkini kullanabilirsin. Sağ ol. Başladım artık, gerek yok. Aramıza katılmış olman beni çok mutlu etti. Öyle mi? Ben şaşırdığını hissettim. Doğru. İnsan beklemediği şeylere şaşırıyor. Bunu biliyorum. Burada kalman için elimden ne geliyorsa yapacağım. Neden? Çünkü burada olursan seni daha çok görebilirim. Beni görmen için illa burada mı olmam gerekiyor? Tabii ki hayır. Durumunuz ciddi. Kanımız artıyor. Poyraz, bir an önce hastaneye yetişmemiz lazım. Hastane yok. Dedeye haber verdin mi Davut? Verdim abi. Konuşmayın diyorum size lütfen.
Poyraz, bari sen bir şey söyle. Hastaneye gidemeyiz. Gidersek polise ne anlatacağız Seher? Ben zaten kaçağım. Poyraz, peki bu kurşun ne olacak? Birini ayarlar, çıkartırız, merak etmeyin. Nasıl birini ayarlarız? Kime ayarlayacaksınız? Ne zaman ayarlayacaksınız? Durumu ciddi diyorum, siz beni anlamıyor musunuz? Başınız sağ olsun kızım. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Ali. Sağ olun. Helvanın malzemesini alın oğlum. Şimdiden kavuralım da iftara yesin. Sağ ol. Ne zaman varız bu çiftliğe? 20 dakikaya kadar. Daha hızlı olmamız lazım. Lütfen acele edin. Poyraz, benim birkaç malzemeye ihtiyacım var. Tamam, hemen. Ne lazımsa. Atilla, hemen Akın'ı ara. Efendim? Akın, neredesin? Eve geldik. Hemen bir medikale gitmen gerekiyor. Nereye? Medikale, medikale. Ne oldu? Çok fena Akın. Ekber abi vuruldu. Ne diyorsun abi? Hadi, hadi Akın, çabuk ol, çabuk. Hemen geliyorum. Şevki'nin cenazesinde ne düşündüm biliyor musun? Belki de en kolayı Hilal'in gerçeği kendi kendine öğrenmesi. Bu nasıl olacak? Hayat zaten onları birbirine yaklaştırmaya başladı. Ben sadece bunu kolaylaştıracağım. Merhaba. Yönetim kurulu toplantısı bitti mi? Bitti Vildan. Nasıl geçti? Harika. Abdo başkan oldu. Bundan sonra bizi o yönetecek. Her şey üst üste geldi. Dün gece silahlar, bugün bu kız. Sakin ol baba. Silahları nasıl olsa bulacağız. Bahara gelince onu idare etmek en kolayı. Mesele o değil. Nihat zaten gerekli şeyleri yaptı. Bunu anladıklarında gırtlaklarına kadar borca batmış olacaklar. Ama o zamana kadar bu şirketin %60'ını kadınlar yönetiyor olacak. Bu duyulunca ne olacak biliyor musun? Anlaşıldı. Şu dengeler meselesi değil mi? Gücün senin elinden kadınların eline geçmesi. Ben yıllardır bunun için yaşadım Demir. Abimin gördüğü saygının bana da gösterilmesi için yaşadım. Saygıyı hak edersen görürsün. Ne demek bu şimdi? Amcam Ali Sait Bey. Hayatı boyunca bizim dün gece düştüğümüz duruma düştü mü acaba? Tırlar bulundu efendim. Demir Bey yerinde mi? Maalesef efendim. Şimdi çıktılar. Tamam. Teşekkür ederim.
bizimle oyun oynuyor. Ekber. Gidiyoruz. Nereye? Müslüm Dedeoğlu'na. Hemen odaya götürün. Hemen. Bana bol buz ve temiz bez lazım. Oğlum hadi. İstediğini yapın hemen. Peki efendim. Poyraz ben buradayım. Tamam. Silahları o adamın kaçırdığından nasıl bu kadar eminsin? Yıllar evvel bize attığı kazık buydu. Yine aynı yerden başladı. Yani amcan da bizim düştüğümüz duruma düşmüştü. Müslüm Dedeoğlu'na niye gidiyoruz? Yani emekli bir bürokratla böyle bir adamın nasıl bir bağlantısı olabilir ki? Müslüm Dedeoğlu bürokratlığı zamanında kendi memleketinden bazı adamları destekledi ve güçlendirdi. Biz bunların hepsini zaman içinde tasfiye ettirdik. Ekber de bunlardan biriydi. Müslüm Dedeoğlu da çareyi emekli olmakta buldu. Ama hiçbir zaman köşesine çekilmedi. Ekber döndüyse bundan mutlaka haberi vardır. Neden bu adama gitmek için bu kadar bekledin o zaman? Çünkü durduk yere kimsenin kapısına gidemezdik. Bu korktuğumuz anlamına gelirdi. Şimdi Dedeoğlu'na gidip gözdağı vermek için elimizde nedenimiz var. Sen bu gidişe gözdağı mı diyorsun? Bazı yerlere bu şekilde gidilir. Hakmanların iki varisi aynı arabada aynı yere gidiyor. Ekber'in orada olmadığı ne malum? Buna ihtimal yok. Nasıl oldu bu? Poyraz'ın rahmetli babasının cenazesinde. Birkaç çakal pusu kurumuş. Demek Poyraz sensin. İçeriden çıkmanı dede sağladı. Eyvallah. Konuşmayın. Eğer siz de konuşacaksanız lütfen dışarı çıkın. Siz de şunu sıkıca bastırın, oldu mu? Sıkıca. Durumu çok ciddi Poyraz. Nerede kaldı bu malzemeler? Ben hemen inip bir bakayım. Tamam, tamam bana bırakın. Nerede kaldın be oğlum? Abi uçarak geldim. Ver şunları, ver, ver, ver. Yine ne oldu ya? Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır. Bir şey lazım olursa ben buradayım. Hadi biz bahçeye çıkıp biraz hava alalım. Hastaneye gitseydik genel anestezi alırdınız. Şimdi biraz canınız yanacak. Ben acıya alışığım. Sen işini rahatça yap. Cahit Akman geldi. Peki gelsinler. Sen biraz içeride kal Poyraz. Cahit Bey,
Bu habersiz teşrifi neye borçluyorsun? Seninle konuşacaklarım var dedi o. Tabii. Ne oldu abi? Ne demek? Bilmiyorum. Konuşalım. Cahit Akman bu. Oğlum kamerayı hazırlayın. Hemen çayı koysunlar. İstemez. Çayını içmeye gelseydik haber verirdik. Şimdi sen her ne kadar inkar edecek olsan da, bilmiyorum diyecek olsan da, ben Ekber'in döndüğünü biliyorum. Ona söyle. Madem ki bu savaşı yeniden başlatmak istiyor, ben bunda varım. 34 yıl önce onun kanından gelen herkesin kökü kazındı. Kardeşinin ve yeğeninin akıbeti ne olduysa, onun akıbeti de o olacak. Akmanlarla savaşılmayacağını herkes bilir. Ekber adı gibi bir hata yaptı. Bunu ona anlat. Görürsek anlatırız. Görürsün. Başında erbap biri diyebiliriz. Ne diyor bu? Vallahi Hasan'ım, bu meseleyi sana anlatırsa Ekber anlatır. Biraz sabret. Sabır ha? Bu da başladı. Bundan sonra canınız fazla yanmayacak. Sen hala burada mısın? Hı hı. Sana sormam gereken birkaç soru var. Onun için bekledim. Tamam. Ama bunları ancak yemekte sorabilirsin. Çünkü derhal yemek yemezsem açlıktan öleceğim. Peki. Bitti mi? Evet. İyi mi? İyi, şimdilik. Çok teşekkür ederiz ablacığım. Allah razı olsun. Yanına girebilir miyiz? Evet. Ama dinlenmesi lazım. Uyandırmazsanız iyi olur. Biraz dışarı çıkalım mı? Kusura bakma sen, bugün benim yüzümden. Poyraz, ne olur. Olanlar için benden özür dilemeye kalkma. Tamam. Çok yoruldun, istersen seni eve bırakayım. Nereye gideceğim Poyraz? Yukarıdaki adamın ateşi düşene kadar ben buradayım. Senin için insan hayatı önemli olmayabilir. Ama benim için önemli. Tamam Seher. Tamam. Korktuklarım bir bir başıma geliyor Poyraz. Bugün az kalsın ölüyordun. Hem de gözümün önünde. Ya benim ne suçum var? Birilerinin karşısında adam gibi durmaktan başka ne günahım var? Evet. Bugün gözünün önünde hiç tanımadığım, hiçbir hukukumun olmadığı adamlar beni öldürmeye çalıştılar. Evet gördün. Üzerime gül atmıyorlar, kurşun sıkıyorlar.
Bakma öyle Zeher. Olanları nasıl sineye çekeyim? Gelene ağam, gidene paşam mı diyeyim? Böyle yaşayamam ben. Sen öyle yaşayamazsın. Böyle de onlar seni yaşatmazlar. Belinde o silah, yanında da böyle adamlar oldukça ben her an seni kaybetme korkusuyla yaşayacağım. Haksızlık etme. O adam bizi bugün kurtarmak için kendi canını hiçe saydı. Bunu bu zamanda kim yapar? Belindekine gelince, ben onu çıkardığım gün babamı kaybettim Seher. Ne demek istiyorsun Poyraz? Babam benim yüzümden öldü Seher. Beni korumak için. Hayır, benim yüzümden. Silahını ben istedim diye bıraktın. Ben böyle bir şey söylemedim. Böyle düşünüyorsun değil mi Poyraz? Seher. Yapma. Ben böyle bir şey söylemedim. Zorundasın Seher. Ben senin hiçbir şeyimi yalan üzerine kurmadım. Yalan söyledin demiyorum ki. Sadece bilinçaltın. Ne bilinci Seher? Benim bilincimin altı da üstü de bir. Bildiğim tek şey seni hesapsız kuralsız sevmek. Sadece sevmek. Terslik mi var? Yok. Merak ettim. Bu gece eve gelecek misin? Yok, dışarıda kalacağım yine. Ya. Ben yarın uğramaya çalışırım. Dikkatli ol lütfen. Tamam. Merak etme. Kendine iyi bak. Hapiste olmadığını en son ben öğrendim herhalde. Cahit bağırı öğrenince sinirden deliye döndü. Bundan sonrasını o düşünsün artık. Beni düşündüren senin vakıfta tek başına kalman yavrum. Evet. Altından kalkabilirim gibi geldi ama sanırım epey zorlanacağım. Bir yardımcı al yanına. Aklı başında, güvenilir. Nereden bulacağım öyle birini anne? Bir kız vardı hani. Tadilat için başvuran. Onu al. En azından iyi niyetine inanmıştın. Zaten vakfın tadilat için kimseye ihtiyacı kalmadı. Hakman Holding vakfa çalışacak artık. Evet. Yönetimde kadınlar olamaz diyordun. Ne oldu? Kadınlar yönetim kurulunu bastı. Üstelik o kadınlar artık benimle dalga da geçiyorlar. Tabii olacağı buydu. Ben de artık çalışmayı düşünüyorum. Baba, bir şey soracağım. Okulun 4 günlük gezisi var. Katılabilir miyim?
Baba, ben hamileyim. Şaka yaptım baba. Yani beni dinliyor musun diye öyle... Bir daha bunun şakasını bile yapmayacaksın. Kızım demem, kendi ellerimle gebertirim seni. Sen de o sarışın beyninle düşünmeyi bırak, otur oturduğun yerde. Seninle yemek yemeyi özlemişim. Evet, sorulara geçebiliriz. Hakman Holding bu mali müşavirle kaç yıldır çalışıyor? Kendimi bildim bileli. Aileyi yakından tanıyan biri yani. Herhalde. Ticari sırlarımızı tanımadığımız insanlara veremeyiz. Bir şey mi oldu? Tam emin değilim. Ama vergi kaçırıyorlarmış gibi geldi. Mali müşavirler vergi kaçırmaz. Vergiden kaçınır. Başka? Başka sorum yok. Bu kadar mıydı? Evet. O zaman sıra bende. Eve dönmeyi düşünmüyor musun? Eskisi gibi. Artık o evde yaşayamam. Biliyorsun. Biliyorum. Ve bunu değiştirmek istiyorum. Ben artık 18 yaşında değilim Demir. Bunu fark edebiliyorum. Gerçekten çok güzelsin. Kalkalım mı? Bir şartla. En kısa zamanda bunu tekrarlamaya söz verirsen. Her şey normal görünüyor. Antibiyotikleri zamanında alın ve bol bol dinlenin. Seni biraz üzdük doktor hanım. Sağ ol. Benim görevim. Artık gitmem gerekiyor. Anormal bir şey olursa beni arayabilirsiniz. Ben seni bırakayım. Kendini tehlikeye atmana gerek yok Poyraz. Atilla bırakır. Seni ben bırakırım Seher. Saldıranların kim olduğunu öğrendiniz mi? Yakup araştırıyor abi. Öğrenir öğrenmez bilgi verecek bize. Seni düşünceli gördüm dede. Korkma. Kolay kolay ölmeye niyetim yok. Dün Cahit geldi buraya. Epey gergindi. Gerginip çabuk kopar demiştin. Savaş istiyorsa ben bunda varım dedi. Savaş ya işgal ya taarruz olunca başlar. Cahit bizim ne işgal edebilecek bir yerimizi... ne de taarruz edebilecek bir cephemizi biliyor. Oysa biz onun her şeyini biliyoruz. Ve savaşı çoktan başlattık. Al bunları grafiğe ver, tamam mı? Tamam. Ortak, ne var ne yok? İyi. İşte bir cinayet, iki adam yaralama, bir yangın, üç gasp. Normal yani. Bir yere mi gidiyorsun ya? Dün gece düşündüm. Sanıyorum müthiş bir haber yakaladım. Ya benim niye haberim yok? Emin olayım, söyleyeceğim. Çok güzel. Benden haber atlatıyorsun yani. Ortaklığımıza ne oldu? Hiçbir şey. Ben önce çalışayım, sonra sana hepsini anlatacağım. Hadi ben çıktım. Ya iyi de bu turun ne olacak? Dur makineyi de bıraktın, al. Ne bileyim, uydur işte bir şeyler. Ya ne uydurayım? Uydura uydura bir şey kalmadı ki. Bu iki de yuda gelip seni soruyor ya. Sen bulursun şeker. Yeter artık. Ne yapıyorum ben? Ya sabahtan beri yüzüme bile bakmıyorsun. Benden hiçbir şey olmamış gibi davranmamı bekleme. Ben ne yapayım Seher? Normal bir insan gibi yaşamaya çalışıyorum ama olmuyor. Beladan uzak duruyorum, bela peşimden geliyor. Harama tenezzül etmiyorum, haram yemişim gibi burnumdan getiriyorlar.
Ya bir gün iki adamı barıştırmaya gittim, sırtıma kurşun yedim. Ben standart bir adam olamıyorum. İstiyorum ama izin vermiyorlar. Anlamıyor musun? Anlıyorum Poyraz. Peki seni standart bir adam gibi sevmediğimi de anlıyor musun Seher? Anlıyor musun Seher? Zafer Bey'i aradınız mı? Evet efendim. Cep telefonuna ulaşılamıyor. İş yerine de henüz gelmemiş. Peki. Günaydın. Günaydın. Yeni odan hazır. Gel seni götüreyim. Peki. Zevkine göre duş ettim. Umarım beğenirsin. Evet. Gerçekten çok güzel. Bunu hatırladın mı? Bizim vakıf yararına düzenlenen müzayedede satılmıştı. Sen mi aldın? Evet. Bunu bilmiyordum. Kimse bilmiyordu. Bu çok özel bir tablo. Senin kadar değil. Sonra görüşürüz. Biraz konuşalım mı? Bahar'ın yönetim kurulunda olması abimin kemiklerini sızlatmayacak mı? Neden? Aileden değil de ondan. Önemli olan aynı aileden olmak değil, aynı taraftan olmak. Hilal de böyle düşünüyor ama büyük bir hata yapıyorsunuz. Efendim, Tuğrul Bey geldiler. Güzel. Abimle ilgili yazı dizisi için senin de görmeni istedim. Gelsin. Saadet Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Tuğrulcuğum. Hoş bulduk. Benim de katılmamda bir sakınca yok, değil mi? Yok, hayır. Haberim prova baskısı. Buyurun, son kontrolü yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Özel görüşebilir miyiz? Ne gurur verici, değil mi? Evet, çok. Kuzey Taşova dönmüş. Nereden biliyorsun? Tesadüf. Bir muhabirime çarpmış. Ona kartını vermiş. Davut Yılmaz adını kullanıyor. Dragos'ta otomotiv ve inşaat işi yapıyor. Aslında fotoğraflardan cenazeye Ekber adını kullanarak çelenk gönderdiğini gördüm. Ama izninizi almadan kullanmak istemedim.
İyi yapmışsın Tuğrul. Hanımları fazla yalnız bırakmayalım. Gerçi Ali Sait Bey'in başarılarını bu sayfalara sığdırmak pek mümkün değil. Ama yine de eklemek istediğiniz bir şey varsa memnuniyet duyarım. Yo. Tam ailemizin başarılarına yakışan bir haber. Elinize sağlık. Buyurun. Allah size de böyle haber olmaya kısmet eder inşallah. Abi kalkmasaydın daha iyiydi. Yatmak bana iyi gelmiyor. Doktor hanım dinlensin demişti. Eski topraktır o. Korkma Davut. Hah. Yakup arıyor abi. Buyur Yakup abi. Tamam. Hemen benim yazıhaneye geçin. Ben de eve uğrayıp geliyorum. Buluşalım diyor. Çok önemli şeyler öğrenmiş. Telefonda söylemek istemedi. Tamam, hemen git. Söyle çocuklara da sana bir araba versinler. Sağ ol. Teşekkürler. Kazım. Ekber'in izini bulduk. Davut Yılmaz adını kullanıyormuş. Dragos'ta otomotiv ve inşaat işi yapıyormuş. Ben depoya geçiyorum. Onu alın bana getirin. Peki efendim. Bugün bir programın var mı? Hayır. Neden sordun? Önemli bir işim çıktı. Abdo'yu yanıma almam gerekiyor. Ona ihtiyacım var. Olur. Kardeş olarak görüyor. Bu o kadar zor ki. Hissettiklerime rağmen hiçbir şey yokmuş gibi davranmak. Onun kız kardeşini oynamak o kadar zor ki. Oya Hanım, misafiriniz var. Zamansız geldim galiba. Yok, lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben izninizi istesem dersim var. Buraya neden geldiğimi merak ediyorsunuz sanırım. Evet.
Sizi yakından tanımak ve çalıştığınız ortamı yakından görmek istedim. O gün finansörünüz yüzünden galiba size biraz katı davrandım. Hatta ön yargılı bile diyebiliriz. Bunun için sizden özür dilerim. Önemli değil. Aslında belki ben de sizin yerinizde olsaydım aynı şekilde davranırdım. Siz Poyraz'ı beli silahlı, tehlikeli biri olarak algıladınız. Oysa sebepsiz yere babasını öldürmüşlerdi. Hayatta en değer verdiği insanı. Hem de gözlerinin önünde. Biz de hayatta en değer verdiğimiz kişiyi kaybetsek aynı tepkileri verebilirdik. Neyse, sizin de canınızı sıktım. Umarım bir an önce sizi tanıştırırım. Onu yakından tanıma fırsatı bulursunuz. Umarım. Gelelim asıl meseleye. Kimsesiz çocuklar için hala bir şey yapmak istiyor musun? Tabii ki. Güzel. O zaman sana yeni bir teklifim var. Benimle Bahar Çocukları Vakfı'nda çalışır mısın? Ben mi? Evet. Yani ne diyebilirim ki? Bu reddedilebilecek bir şey değil. Çok mutlu olurum. Merhaba, iyisin değil mi? İyiyim yeğenim. Davut nerede İkber abi? Yakup'tan haber geldi. Mezarlıktaki dürzülerle ilgili bilgi toplamış. Onunla konuşmaya gitti. Kimmiş şerefsizler? Telefonda anlatmak istemedi. O zaman haberler sürmanşet. Galiba. Birazdan anlarız. Sen niye çabuk döndün? Doktor hanım sandığımızdan daha kızgın galiba. Yok abi. Merak ettiğim şeyler vardı, ondan acele ettim. Bahsetmişlerdir. Dün Cahit Akman buradaydı. Öyleymiş. Dedeyle konuşmalarını duydum. 34 yıllık bir savaştan bahsetti. Bu adam senin düşmanınmış. Kardeşini, yeğenini öldürmüş. Bana sürekli neden sabır dediğini şimdi anlıyorum. Meğer sen bir intikam için 34 yıl sabretmişsin. Bu yaşananların elbet bir sebebi vardır. Ama benim asıl merak ettiğim şey, babam bu meselenin içinde miydi? Hayır. Onlar kanun Şevki'yi tanımazlar. O zaman babam niçin sabrediyordu abi? Gerçek dostlar birbirlerinin acısına da sevincine de sabrına da ortak olurlar. Ya sabır yine abi ha? Aynen öyle. Biliyorsun abi. Senin varlığın bizim ailemiz için çok önemli. En eski adamımız olarak geçmişte yaşanan birçok olaya tanıklık ettim. Ve hep sessiz kaldım. Bu yönünü her zaman takdir etmişimdir. Sağ olun efendim. Seni Saadet Hanım'ın yanına vermemiz gözden çıkarttığımız anlamına gelmez. Aksine seni de aileden saydığımızı gösterir. Allah razı olsun. Benim de sizden başka ailem olmadı efendim. Sana verdiğimiz bütün görevleri sorgusuz sualsiz eksiksiz yerine getirdin. Geçmişte yarım kalan bir tek işin vardı. Allah sana bugün onu da tamamlama fırsatını verdi. Ekber'in yerini sonunda tespit ettik. Bundan şeref duyarım efendim. Sizin ekmeğinizle yaşadım. Size zarar verecek her şey benim de düşmanımdır. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber Sinan? Sağ ol abi. Yakup abi odanızı aldım. Tamam. Kimseye alma. Tamam abi.
Rahatsız olma abi, hoş geldin. Estağfurullah, hoş bulduk. Kimmiş bu mezarlıktaki adamlar abi? Bildiğin sıradan tetikçi. Hani şu kendilerine delikanlı diyen şuursuzlardan. Çay bahçesi işletiyorlar. Geçenlerde Poyraz'ın meselesinde uçuruma uçan adamın abi. Adamın kimin hesabına çalıştığını da araştırınca ortaya ilginç isimler çıktı. Bu tetikçi kardeşler Zafer Ersoy adındaki bir müteahhitle sıkça görüşüyorlarmış. Bu adamın Hakdem adında bir inşaat firması var. İsim tanıdık geldi mi? Hakdem. Hakman Holding. Doğru. Poyraz'ın ihale meselesinin ardından da Cahit Pist'e çıktı o zaman. Evet. Yuh ulan be. Asıl bomba şu. Bu ihale yolunun projesini değiştirip Beykoz'a yapılacak 3. köprü ile Karadeniz otobanını birbirine bağlayacaklar. 3. köprünün yeri açıklanmadı. Ama Cahit bunu biliyor. Bizim köylülerin bütün arazilerini satın almışlar. Poyraz'ın bulaştığı iş bu. Küçük gibi dursa da milyar dolarlık proje. Bunda da tapu idaresinden aldığım haritalar var. Şu kırmızı olanların hepsi Cahit Hakman'ın arazisi. Tamam. Merhaba, iyi günler. İyi günler, rahatsız ediyorum. Davut Yılmaz'la görüşecektim. Şu an bir misafir var hanımefendi. Problem değil, ben beklerim. Ayağına sağlık abi. Abi. Abi, bayan sizinle görüşmek istiyor. Ayo, ben Davut Yılmaz'la görüşmek istiyorum. Davut Yılmaz benim. Ayo, siz değilsiniz. Uzun boylu, esmer, yakışıklı, bıyıklı. Aynı sizin gibi o da takım elbise giyiyor. bana kartını vermişti. Bakın hanımefendi. Biz günde 100 kişiye kartımızı veriyoruz. Belli ki biri sizden kurtulmak için benim kartı vermiş. Doğru. Dediğiniz gibi olabilir. Evet. İyi günler. Sinan, sen şu Beykoz'daki akrabalarını bir ara. Sor bakalım. Satılık arazi var mıymış? Adam amma dolandırıcıymış be. Başkasının kartını kendi kartın diye kakalamış. İsmail Bey, ne var ne yok, nasılsın? Buyurun, kimi aramıştınız? Bir saniye de. Davut Yılmaz Bey'le görüşebilir miyiz? Abi, beyler sizinle görüşmek istiyor. Çok acil işim var. Randevulaşalım, sonra görüşelim. Vah Mustafa, sen bu tıpaya düşer miydin be? Metrekaresi kaç paradı? Yanlış yapıyorsunuz beyler. Sus lan. Koçum, ayrılma, hemen geliyorum. Hayırdır abi? Davut'u kaçırmışlar. Hayda. Hadi gidelim abi. Sen bu işe karışma. Bak abi, ne beni ne kendini yor.
Madem sabırda ortağız, dertte de ortağız. Ben seni tek göndermem. Poyraz haklı Ekber. Atilla Akın. Müsaadenle dede. Toparlanın gidiyoruz. Peki abi. Ne diyorsun ya? Duyduklarıma inanamıyorum. Birini anlatmazsan patlayacaktım Elif. Ya saçmalama, tabii anlatacaksın. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Böyle şeyler yaşamak istemiyorum. Ama onu da çok seviyorum Elif. E madem seviyorsun, o zaman yanında ol be kızım. Adamın başında bir dünya dert var. Bir de seninle uğraşıyor. Onun elinde değil ki. Söylemiş işte sana. Adamlar gül atmıyor. Haklı. Hadi artık. Boşa üzülmeyi bırak. Onun her zamankinden daha fazla ihtiyacı var sana. Bağlayın şunu. Bu elindeydi efendim. Ödevine iyi çalışmışsın Ekber. Ama boşa çalışmışsın. Kim ulan bu? Davut Yılmaz efendim. Ekber nerede? O kim? Bu ne o zaman? Oraya gidin. Ekber gelene kadar bekleyin. Abdo sen de git. Onu bir tek sen tanıyorsun. Başımla beraber beyim. Nereye gidiyor bunlar şimdi? Nerede yine bu mukadder?
Vallahi şimdi buradaydı efendim de dışarı çıktı, bir şeyler atıştırmaya gitti. Bunu baskıya verin. Peki efendim. Neredesin kızım ya? Bu Tuğrul geldi. Hadi gel artık. Gelemem Eser. Acayip bir iş yakaladım. Bu Tuğrul benim çarptığım adam için bir isim söylemişti ya. Neydi o? He, çok güzel. Düştün mü elime? Eser ne olur. Tamam tamam. Kuzey Taşova. Taşova. Sağ ol be. Ortak. Hayda. Bu adamlar yine buraya geldi. Neyin peşinde bunlar? Allah da onlar. Billah da onlar. Bunlar mı yoksa? Yok. İşidiler abi. Davut abiyle görüşmek istediklerini söylediler. Kuzey Taşova. Siz beni kandırmaya utanmıyor musunuz? Ben sizi kandırmadım hanımefendi. Bu kartın üzerinde öyle yazmıyor ama. Burada Davut Yılmaz yazıyor. Zamanlama gerçekten harika. Herkesi Davut Yılmaz olduğunuza inandırabilirsiniz. Ama ben sizin Kuzey Taşova olduğunuzu biliyorum. Ya bu Kuzey Taşova kim ya? Siz kimsiniz? Mukadder Yaman. Gazeteciyim. Ne istiyorsunuz benden? Her gazetecinin istediğini. Röportaj. Allah Allah. Bu mümkün değil. Size verebileceğim tek şey arabanızın kaborta parası olur. Gerek yok. Bu röportaj sonrası ben kendime yeni bir araba almayı düşünüyorum. Ya hanımefendi, sizin başka işiniz yok mu? Bizim var. Buyurun. Buyurun. Sizin yerinizde olsam bu teklifi hayır derken bir kez daha düşünürdüm. Çünkü az önce kaçırılan Davut Yılmaz'ın yerini biliyorum. Ne? Sanırım yakınınız. Arkadaşınızı kaçırırlarken onları gördüm. Zamanlamam öyle harikaydı ki. Takip ettim. Onu buraya çok yakın bir yere götürdüler. Ama sizi asla bulamazsınız. Ancak polis. O da tabii benim yardımımla. Sizin bu yaptığınıza şantaj denir. İkna desek? Röportajı kabul ediyor musunuz? Gidelim. Bir dakika yalnız dikkatli olun tamam mı? Onu hapsettikten sonra geri döndüler. Burayı gözetliyorlar. Oradalar. Dünkü adam bu. Cahit Akman'ın yanındayım. Cahit Akman mı? Sinan, arkaya araba hazırla. Hazırda araba var abi. Sen burada kal, burayı kolla. Peki abi. Akın motorla geliyorsun. Takip eden olursa haber veriyorsun. Tamam. Bak tamam dedin. Beni atlatmazsın değil mi? Ha, hadi. Tamam söz. Nerelerdeydin Seher? Seni çok merak ettik. Buradayım işte Kaan. Merak edecek bir şey yok. Neden böyle davranıyorsun? Senin için endişelenmek suç mu? Öyle demek istemedim Kaan. Poyraz'la ilgili bir gelişme var mı? Yok. Sanırım Zeynep için bir şeyler yapmamız lazım. Neden? Poyraz'ın başında bir sürü dert var. Zeynep'in masraflarıyla uğraşamayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Kaan. Neden? Bana hatırlattığın için. Neyi? Bunu Poyraz göndertmişti. Unutmuşum.
Zeynep'in ilaç parası. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. İşte şu demir kapılı yer. Siz beni burada bekleyin. Ne diyorsun abi? Olur mu öyle şey? Zaten yaralısın. Seni bu işe karıştırıp tehlikeye sokamam Poyraz. Ben bu işe çoktan karıştım abi. Vallahi sizin aranızdaki bu mesele beni hiç ilgilendirmez. Bu arkadaşı içeri girerken yanına alırsın almazsın onu bilmiyorum ama ben seninle geliyorum. Dur. Böyle konuşmayacaksın, anlaşıldı. Ama herkesin konuşacağı bir an vardır. Geç konuşanların anı da en acı olanıdır. Bak, son kez soruyorum. Ekber nerede? O kim? Geliyoruz. Ekber'i yakalamışlar. Gidiyoruz. Bu savaşı yeniden başlatınca seni ciddiye almıştım. Bu kadar kısa sürede biteceğini tahmin etmiyordum. Hiç değişmemişsin Ekber. Hala ucuz kahramanlık peşindesin. Ama ben çok değiştim. Gördüğün gibi. Eskisinden de büyüğüm. Doğru. Büyümüşsün. Ama değişmemişsin. Hala kardeşi kardeşe kırdırıp kanlarıyla besleniyorsun. Dünyanın kanunu bu. Yaşama hakkı güçlüye ait. Sen bu yüzden öleceksin. Tıpkı soyundan gelen herkesin öldüğü gibi. Bu millet de bir gün senin soyunu, nereden geldiğini, neye hizmet ettiğini öğrenecek. Sen de o gün günahına girip ocağını söndürdüğün insanlara hesap vereceksin. Belki. Ama sen bunu göremeyeceksin. Bizde hiçbir ihanet cezasız kalmaz Ekber. Yıllar önce yaptığın ihanetin cezasını bugün ödeyeceksin. İndir onu. Düşüp de yorulma, var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komasın beni, var git.
Git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadı. Eşimle dostumla buluşamadı. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Eşimle dostumla buluşamadı. Git ölüm bir zamanda yine gel.